Akdeniz'de bu hafta. Akdeniz Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci birleşiminde üyelerin oy birliğiyle aldığı kararla 2021 yılı yükseköğretim kurumları sınavında üniversiteyi kazanan Akdenizli öğrencilere öğrenim desteği verilmesi kabul edildi. Mecliste 2021 yılı yükseköğretim kurumları sınavına girip devlet üniversitesi ve yüksek okullarını kazananlarla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vakıf Üniversitesi ya da yüksek okullarını tam burslu kazanan, ailesi Akdeniz'de ikamet edip üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere 1200 TL, 2 yıllık bölüm kazananlara da 500 TL öğrenim desteği verilmesi kararlaştırıldı. Başkan Mustafa Gültak, nakliyeci esnafıyla bir araya gelerek, belediye olarak yasal hakları olmasına rağmen Huzurkent'te bulunan 94 dönümlük araziyle ilgili hukuki başvuruda bulunmayacaklarını ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin önünü açacaklarını kaydetti. Nakliyeci esnafından teşekkür alan Başkan Gültak, "Bu iş kamu yararına yapılan bir iştir, derdimiz kavga değil, memleketin sorunlarını çözmek," dedi. Başkan Mustafa Gültak, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe sınırları içerisinde görev yapan muhtarları aileleriyle birlikte hafta sonu deniz kenarında bir otelde ağırladı. Buluşmada muhtarlara hitap eden Başkan Gültak, "Barış Mahallesi'ne kentsel dönüşüm için nasıl girdin? Bir sürü tapu sıkıntısı var, korkmadın mı?" diye sordular. "Hayır, korkmadım. Mersin'in bu yapılarını düzeltmenin başka bir yolu var mı?" "Yok, zira bu şehrin kaderi benim kaderimden çok daha önemli," dedi. İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden milli sporcu Miray Ulaş, paralimpik seviyede Türkiye'nin hem kadınlar sınıfında hem de genel klasmanda ilk madalyasını aldı ve ayağının tozuyla Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti. Başkan Gültak, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da Miray kızımızdan şampiyonluk bekliyor ve sonuna kadar kendisini destekliyoruz," dedi. Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Akdenizli kadınların katılımıyla gerçekleşen bir farkındalık etkinliği organize edildi. Akdeniz Belediyesi olarak 180 kadının ulaşımları sağlanıp ücretsiz mamografi taramaları da gerçekleştirildi. Katılımcı kadınlara meme kanseri, erken tanı ve takip, kendi kendine muayene gibi konularda uzmanlar tarafından bilgilendirici seminer verildi. Akdeniz Belediyesi Uluslararası Çalışma Örgütü ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Akdenizli kadın tarım üreticilerine temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Akdeniz'de de tarım alanında çalışan değerli kadın üreticilerimize ulaşmayı amaçlayan ve oldukça önemli konularda kadınlarımızı bilgilendirmek ve farkındalık yaratabilmek amacıyla da bu eğitim programını organize eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum," dedi. Akdeniz Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci birleşiminde belediyenin 2022 mali yılı bütçesiyle 2022 mali yılı performans programı üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Göreve geldikleri 2019 yılı Mart yerel seçimlerinin üzerinden geçen süreçte 24 milyon TL'yi aşan miktarda borç ödediklerini belirten Başkan Mustafa Gültak, 2021 yılını 100 milyon TL tutarında gelirle kapatmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Akdeniz Belediyesi Esenli Mahallesi sakinlerinin düğün, nişan, sünnet, festival ve toplantı gibi etkinliklerini yapabilecekleri, içinde bir parkla Atatürk büstünün de yer alacağı çok amaçlı meydan çalışmalarına başladı. Başkan Mustafa Gültak, mahalle sakinlerinin meydan talebi üzerine Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine talimat verdi. Harekete geçen ekipler de meydanın açılacağı alanda düzenleme çalışmaları başlattı. Akdeniz'de bu hafta.